Arkadaşlar selam, yeni bir video ile buradayım. Bu videomda devasa oje koleksiyonumu göstermeye çalışacağım size. Aslında tabi tek tek gösteremeyeceğim. Tahmin ettiğiniz üzere 150'ye yakın ojem var. Belki 150'yi de geçmiş olabilir. Ama 150 kesin var herhalde şu an. En son sayım yapmadım. Ojelerimin sayısı meçhul yani. Ben yine o oje delisi insanlardan olduğum için aldıkça aldım, aldıkça aldım. Almayacağım dediğimde aldım. Bilirsiniz. Oje severler anlar zaten benim durumumu. Önce bu IKEA'dan aldığım siyah plastik kutularda muhafaza ettiğim ojelerden başlayalım bakmaya. Aslında ben bu kutuları aldığımda bu ojelerin hepsi bu kutulara sığıyordu arkadaşlar. Ama kutular doldu. Daha sonra da başka kutulara koymaya başladım. Küçük küçük vanilya kalıbın kutularına koymaya başladım. Ojeler buraya sığmadığı için. Yani arttı da arttı, taştı bütün ojeler. Bu kutuları çok sevdim. Ben memnunum. Fiyatı da uygundu. Şu kutu küçük olan boydu sanırım, orta olan. Derinliği de şöyle. Bu kutu da işte onun iki katı gibi. Önce buradan bakalım, küçük olan kutudan. Burada çoğunlukla Golden Rose var gördüğünüz gibi. Burada mor bir çatlayan oje, bir kere kullandım. Bu çatlayan oje ve mıknatıslı ojeleri zaten bir kere kullanıp hevesimi aldım. Bir daha da kullanamadım, öyle kaldılar. Siyah çatlayan oje, Alixarian. Burada sevdiklerimden göstereyim bari ben size. Bu Golden Rose'un 107 numarası. Bunu bayağı kullandım. Çok koyu bir lacivert. Güzel bir renktir. 107 numara. Sonra size favori mor ojelerimden biri olan Golden Rose 54 göstereyim. Arkadaşlar bir dakika, bu arada şu perdeyi çekeceğim. Çok ışık geliyor. Golden Rose 54 numara. Ben bu ojeyi çok seviyorum. Tonunu. Parlak bir mor kendisi. Çok canlı. Güzel bir tonu var. Sevdiğim bir mor ojemdir. Burada şıkır şıkır simli Golden Rose'lar var. Bunları da niye aldım hiç bilmiyorum. Yani normalde simli oje sürmeyi hiç sevmem ben. Çıkarması işkence biliyorsunuz. Bunları da almışım böyle bulunsun diye. Bunda böyle şerit şerit parça simler var. Bunu da bir kere bile kullanmadım bu arada. 70 numara bu. Bunda da böyle yılbaşı vari yeşil, mavi, kırmızı rengarenk simler var. Bu da bayağı şıkır şıkırmış bu arada. Bu da 69 numara. Aslında bu simli ojeleri bütün tırnakları ojelerin üstüne sürmektense, mesela koyu bir renk oje sürdüğünüzde siyah füme gibi, onların ucuna French yapmak için kullanabilirsiniz. İnce ince çekeceğiniz için silerken de zorlamaz sizi. Hani tüm tırnaktan simi silmekle French şeklinde silmek, tabii ki arada fark var. Daha kolay olur işiniz. Golden Rose Magic Color serisinden bir oje mesela. Bu seriyi de ben çok seviyorum. Flormar'ın Miracle serisiyle zaten benzeşiyorlar. Böyle vişne çürüğü, çok canlı, çok tatlı bir renk. Bu Magic Color serisinin zaten içleri hep bol ışıltı dolu. Bu da 313 numaraymış. Acayip tatlı duruyor tırnaklarda. Çok canlı görünüyor. Şu alıp pişman olduğum renklerden biri.
Yani gerçi pişman oldum değil de öyle yazlık bir renk olsun diye almıştım. Bir kere sürdüm. Tam bir yaz rengi. Benim pek tercih etmediğim tonlardan. Kaçmış bu da. 215 numara. Tonda renkleri seven çok arkadaşlar var. Bakabilirsiniz. Clairs'den böyle mat ojeler var. Bu matların bir de eflatunu vardı bende. İkisinin de rengi çok güzel. Aldığım zamanlar birkaç kere sürdüm bunları. Normalde hani bu kadar oje olduğu için ben hani bir kere sürerim genelde çoğu ojeyi. Çok sevdiysen birkaç kere sürerim. Bunları da aldığım zamanlar bayağı sevmişim demek ki. Özellikle şu kırmızı. Kırmızının tonu çok tatlı arkadaşlar. Bunlar hala satılıyor Clairs'lerde. Bakabilirsiniz. Başka renkleri de var. 24 numaraymış. Bunlar tamamen mat. Mavi de böyle saks mavi gibi bir şey. 25 numara. Daha sonra neler var başka burada? Böyle şeyler var. Nail Art Golden Rose'un Nail Art ojeleri. Siyah French yapmak için almıştım. Ben klasik French hiç yapmadım hayatımda. Yapmıyorum da sevmiyorum. Siyahla normal renksiz tırnağımın üzerine ya da fümenin, mavinin, başka renklerin üzerine siyahla French yapıyordum. Onun için almıştım. Beyazı niye aldım derseniz, beyaz sürmeyen bir kullanmayan insan olarak onu da niye almıştım? Şu Nail Art malzemelerini yollamıştı bana bir firma denemem için. Sırf bunlarla kullanmak için opak renk olduğunu öğrendim. O Golden Rose Nail Art'ın. O yüzden almıştım. Burada böyle işte. Yine burada Clairs mor bir oje. Zaten mor ve mavi ojelerimin, bu arada şunları çok seviyorum arkadaşlar. Bunların diğer geri kalanı da diğer kutularda. Bu yerli markalardan en sevdiğim seri Golden Rose Matte Velvet serisi. Bu serinin ojelerine bayılıyorum, bayılıyorum. Yani defalarca sürebilirim, sıkılmam. Tırnaklarımda çok hoşuma gidiyor renkleri, görüntüleri. Bunlardan bu Matte Velvet olan seri, bir de Matte serisi var. Matte serisinden sadece bu rengi almıştım. Şu mürdüm bordo arası, ama Matte serisini sevmedim. Çok klasik geldi bana. Bu Matte Velvet serisi kuruyunca ışıltılı mat olarak görünüyor. Kullanan arkadaşlar biliyordur zaten. Tamamen mat olmadığı için bunlar bana çok orijinal gelmişti. Bayılıyorum bunlara. Bu seriden sadece açık mavi olan yok elimde. Diğer bütün renklerini aldım zaten mevcut. Çok seviyorum. Bu çok güzel. Canlı olan mavi ton 103 numara. Bu da 109 numara. Koyu bir füme ton. Bunlardan denemeyenler varsa mutlaka baksın bu Matte Velvet serisine arkadaşlar. Klasik matları sevmeyenler bunları çok sevecektir. Burayı böyle geçelim. Bunu ben yan tarafa alayım bir dakika. Daha orada bekleyen kutu 3 kutu daha diğer ojeler var. Şimdi geldik bu kutuya. Bu arada bu videolar da iki parça olabilir. Bu kutumuzun içi de böyle görünüyor. Neleri göstereyim? Mesela şunları göstereyim. Bu LA Girl ojeler var bende. Bunları ben Sherry Culture'dan almıştım kozmetik yasağından önce. Aldığımdan beri bunları bayağı çok severek kullandım. Bu aralar gerçi pek elim gitmiyor. Bu LA Girl'ün Rockstar serisinden 4 dolar gibi bir fiyatları vardı. Harika ojeler. Neymiş? Bir dakika. Bunun adını bulamadım.
Bunu çok seviyordum. Bu da Metal serisinden. Metalik siyah. Ama harika bir renk. Obsidyen rengi. Harika bir siyah tonu. Hala da ara ara bunu kullanırım yani. 2-3 sene falan oldu alalı bunu herhalde ben. 2 ya da 3. Harika bir siyah tonu. Bayılıyorum. Burcu'ya aşığım. Bu eleye görülerden bir tane böyle siyah madde almışım. Sonra şunu da bayılıyordum. Bu da yine Rockstar serisinden. Böyle ışıltılı bir mavi. Bu da punk rengi. Bu da çok güzel bir renkti. Böyle petrol mavisi, gece mavisi karışımı. Işıltılı. Şu tarafta genelde Alix Avienler hep gördüğünüz gibi. Mesela böyle bir renk. Neymiş bu? 205 numara. Böyle bir renk var. Bunu tanımlayamıyorum. Değişik bir renk. Bu tam yazlık bir ton. Böyle çingene pembesi. Ben normalde pembe ojede sevmem arkadaşlar ama bu tarz böyle canlı çingene pembesi yakın tonları, pembe tonlarını seviyorum. 128 numara. Bu arada ben bir kere bu ojeyi sürüp üstüne matlaştırıcı sürmüştüm. Matlaştırınca ayrı bir güzel olmuştu bu. Böyle ara sıra yazın nadir de olsa sürdüğüm bir oje. Alix Avienler'i seviyorum. Çok renk çeşidi oluyor. Yine bu da sevdiğim güzel bir renk. Petrol mavisi tonunda. 293 numara. Bu da böyle bir renk. Başka neler varmış? Zümrüt yeşili. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Harika bir tonu var. Normalde yani ben yeşil oje sevmeyen bir insanım. Ama bu zümrüt yeşili ojeye bayılıyorum. Ve koyu olduğu için tonu çok güzel duruyor bende. Bu da 238 numara. Bu ojeyi de çok beğeniyorum. Gerçi iki kere falan sürdüm şimdiye kadar ama. Başka neler varmış. Böyle bir kurşun rengi gibi füme. Metalik bu da. Bu ton ojeleri de çok seviyorum. Bende bir iki ton daha var bu. Ojeler, renklerden cümleyi kuramadım. Yani başka markanın bu renginden var bir iki tane daha. Bu da 194 numara. Özellikle beyaz tenlere bence çok yakışıyor. Ton ojeler, koyu renk. Bu da böyle tatlı bir renk. Bunu da severim aslında. Böyle fuşya, vişne çürüğü gibi. Bu da sanırım 214. Yazısı biraz silinmiş. Bu da böyle bir renk. Renk. Daha sonra Alix Avienler'den yine çok sevdiğim mor ojelerimden biri. Böyle koyu parlak bir oje. Bu arada birazdan videoyu keseceğim. İkinci parçaya geçeceğim. Sanırım hafıza dolmak üzere.